Merhaba Nuray Mert'le Soru Cevap programına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi ben Gökçe Çiçek Kösedağı. Bu haftanın gündemini soruyorum Nuray Mert'e. Sizler için kendisi yanıtlıyor efendim. Nuray Hanım hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüzü kutlarım efendim. Teşekkürler. Ben de sizin ve bütün kadınların, özellikle emekçi kadınların 8 Mart'ını kutluyorum. Aslında kutlama diyoruz ama kadınlar açısından bir mücadele günü de galiba aynı zamanda. Özellikle son dönemde geleneksel Taksim eylemleri hep yasaklanıyor. Valilik tarafından Taksim'e ulaşım büyük ölçüde kısıtlanmış durumda. Biraz Türkiye kadınlar açısından nasıl bir ülke? İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldıktan sonra da ilk 8 Mart bu arada. Evet, maalesef öyle. Kutlama ile mücadele birbirini dışlayan şeyler değil, tam tersine mücadele günlerini bu vesilelerle mücadeleleri kutlamanın önemli olduğunu düşünüyoruz ve o yüzden kutlanıyor zaten. Bu da bir kazanım ayrıca 8 Mart'ın Kadınlar Günü olması. Türkiye, şimdi doğrusunu söylemek lazım, batı dışı ülkeler içerisinde kadınlar açısından en kötü durumda ülkelerden bir tanesi değil. Mutlaka geçmişin kazanımlarını ve kadınların mücadeleleriyle gerçekleşmiş kazanımları bir tarafa atmayalım. Ancak tabii bugün yaşadığımız yeni sorunlar var. Özellikle kadına karşı şiddet ve ciddi bir zihniyetler çatışması sorunu var. Ama ben hiçbir zaman kadın mücadelesi içerisinde yer almadım. Hiçbir katkım yok diyebilirim kadın olmak dışında ve dirayetli bir kadın olmak dışında tabii. Gençlere yaptığım bu yöndeki tavsiyeler dışında ama yeni sorunların da ben kadın mücadelesiyle çok gündeme getirildiğini, çok başarıyla gündeme getirildiğini düşünüyorum. Türkiye'deki en başarılı sivil toplum hareketlerinden biri, belki en başındaki kadın mücadelesi. Bunu da memnuniyetle izliyoruz. Yani çok kötü şeyler oluyor ama buna karşı tepkiler hiç gecikmeden hızla veriliyor. Yani yargının bu konuda geride kalmış olması, iktidarın izlediği siyasetler bir yana, bu derece önemli bir örgütlenmenin ve hızlı tepki vermenin Türkiye açısından çok önemli bir kazanım ve önemli, geldiğimiz önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. Bu haftanın bir diğer gündemi yağ kuyruklarıydı. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye'de zaten var olan bir ekonomik krizin de üstüne geldi. Yağ fiyatları, yağ kuyrukları konuşuluyor. Tabii bir yandan tarım politikaları da eleştiriliyor. Ben Türkiye'nin tercih ettiği ekonomi politiği açısından, ekonomik sistem açısından bu ekranlara, sosyal medyaya yansıyan görüntüleri, ya tırnak içinde o büyük fotoğrafa baktığımızda nasıl yansıyor sizce? Valla neyse ki tarım herkes tarafından keşfedilmiş vaziyette son zamanlarda. Çok yakın zamanlara kadar kimsenin tarımsal üretim, hatta üreten bir ekonomiyle fazla ilgilendiği yoktu. Bunu hepimiz biliyoruz. Tabii ki bir ülkedeki ekonomik krizleri, bunun içerisinde işte ekonomik içinde yaşadığımız ekonomik model ve onun nasıl uygulandığı da çok önemli. Ve 20 yıl süren bir iktidar, ilk muhatabı tabii ki ekonomik krizleri veya her türlü ekonomik sorunun faturasının iktidara kesilmesidir. Yani az buz bir zaman değil, daha az olan durumlarda bile, yani bir dönemlik iktidarlardan bile öncelikle iktidar sorumlu. Ve öncelikle tabii ki sorgulanması gereken iktidarın uyguladığı politikalar, bunların kurcalanması, hele de 20 yıllık bir iktidar söz konusuysa bu paralar nereye gitti, nasıl bir siyaset izlediniz diye sormak herkesin hakkı. Ama bir şey galiba senin de işaret ettiğin gibi gölgeleniyor ve bu pek çok alanda da böyle. Şimdi dediğimiz gibi, yani toplumsal muhalefette, siyasal muhalefette tabii ki özellikle iktidara odaklanacak. Ama öyle bir hava ortaya çıktı ki artık bu bütün dünyada da biraz öyle. Çünkü çok uzun süredir ekonomik modeller tartışılmıyor, ekonomik politik tartışılmıyor. Yani öyle bir durum ortaya çıkıyor ki sanki yani Türkiye'de bu son zamanlarda ortaya çıkmış bir problem.
veya işte şu parti veya bu parti siyasetleri doğrultusunda, dediğim gibi sorumluluk büyük ölçüde iktidar partisinde. Onun da ayrıca tercih ettiği bir ekonomik model var başından itibaren. Bunların hepsini sorgulamak lazım. Ama ben uzunca bir süredir Türkiye'de ekonomi politiğin hiç eleştiri konusu olmadığını, daha doğrusu hiçbir tartışma konusu olmadığını düşünüyorum. Tabii şimdi insanlar yağ kuyruklarında bekleşirken veya ekonomi dibe çökmüşken yani kalkıp şimdi bundan ilgilenmeyelim, daha büyük dünya resmine bakalım demek anlamsız gibi geliyor. Ama bu güncel bizi o kadar meşgul ediyor ki o güncelle birlikte aynı zamanda düşünmemiz gereken diğer şeyleri unutturuyor. Bu da aslında biraz bir karartma işlevi görüyor. Yani bunu yapanlar bunu karartmak için yapmıyor olabilirler. Ama sonuç itibariyle ortaya çıkan tablo bir karartma oluyor. O da şu, şimdi üretmeyen ekonomiler, yani bizim gibi işte batı dışı ekonomiler malum bağımlı, dünya sistemine bağımlı, üretmeyen ekonomiler. Ondan sonra bunlar 80'li yıllardan itibaren iyice neoliberal model çerçevesinde üretmeyen ekonomilere, işte sadece finansal spekülatif alanlara yönlendirilmiş ve ülke içerisindeki politikalar özelleştirmelere üzerine kurgulanmış ekonomi politikalar. Ve de bu bugünün meselesi değil. Bizde özellikle 80 darbesinden sonra uygulanan model, bu ondan öncesi de zaten o da liberal ekonomik modeldi. Yine üreten bir ekonomi filandan bahsetmiyoruz. Şimdi üreten ekonomi derken de tabii dünyaya kapalı. İşte biz de sanayileşelim, hadi sıfırdan başlayalım diye, bu mümkündü. Yani dünya bir noktaya geldikten sonra bunun dışında hadi sıfırdan başlamanız mümkün değil. Bu tür tezler de var çünkü. Ama yine de tabii bu ikisi arasında seçenekler var. Türkiye gözü kapalı neoliberal ekonomik modeli benimsemiş vaziyette 12 Eylül darbesinden sonra. ANAP iktidarlarıyla hepimiz, şimdi siz tabii çok gençsiniz, hatırlamanız söz konusu değil, doğdunuz mu o tarihte onu da bilemeyeceğim veya çok küçük yaşlardaydınız. Turgut Özal zaten 12 Eylül darbesinin de müsteşarı, ekonomi müsteşarıydı. ANAP döneminde bu neoliberal ekonomik model allandı, pullandı. Ve daha 80'li yıllarda biraz eleştirilir falan gibiyken 90'lı yıllardan itibaren bu ekonomik modelin kendisi eleştirilmez oldu. O kadar ki zaten AK Partisi'ne gelindiğinde 2000'li yılların başında sosyal demokrat kesimin de kurtarıcı dediği şahıs, yani Türkiye'de ekonomiyi toparlayacak falan denilen, biliyorsunuz bir Kemal Derviş şeyi vardı. Hayranlığı, işte Kemal Derviş gelecek Türkiye'de ekonomiyi toparlayacak diye. Kemal Derviş'in aslında önerdiği model de buydu. Ve zaten de işte AK Partisi'nin güya başarılı, işte bu ekonomik büyümeyi gerçekleştirdiği denilen dönemlerde de uyguladığı ekonomik model Kemal Derviş'in önerdiği ekonomik modeldi. Bu modellerin hepsi bizim gibi ülkelerde çöktü. Ha, bunun üzerine bir de tabii kör gözün parmağına iyice yolsuzluk, İşte kamu ihalelerinin arpalık olarak dağıtılması, çarçur edilmesi, bu çerçeve içerisinde de bir dengeli siyaset güdülmeyip işte inşaat sektörüne ağırlık verilmesi, ama dediğim gibi bizim gibi ülkelerin çoğunda bu yönde gidiyor politikalar ve ondan sonra da elde patlıyor ve ekonomik krize düşüyoruz. Bu iktidar da bu süreci sonuna kadar bu şekilde uyguladı. Hatta sonlarına doğru otoriter bir rejimle pekiştirdiği için artık iyice bu işte ekonomik tekeli elinde bulundurmak, yandaşlarına dağıtmak gibi iyice çıkmaza sokmuş bir halde. Olay bu, ama dediğimiz gibi yani işte biz niye buğdayımızı üretmiyoruz, niye ayçiçek üretmiyoruz filan meselesi. İzlediğimiz ve ondan sonra büyük bir hevesle uyguladığımız neoliberal ekonomik modellerin bizim gibi ülkelerde, çevre ülkelerde, yani gelişmiş işte batı ülkeleri, zengin gelişmiş, çoktan sanayileşmiş, sanayi ötesine geçmiş ülkelerden farklı olarak, ki o ülkelerde bir kriz içerisine girdi biliyorsunuz. Bunun üzerine bir de fazladan dünyadaki politik gelişmeler eklendi, pandemi eklendi.
Ama bütün bunlar tabii böyle öngörülemez şeylerdi. Dediğimiz gibi sadece bu ekonomik model bunları dışarıda tutuyor. Ve ne olursa olsun bütün ağırlığı işte karın en fazla. Bildiğimiz klasik, zaten neoliberalizm dediğimizde bildiğimiz klasik piyasa ekonomisi, liberal ekonominin biraz yani yenilenmiş, yeni terimlerle ifade edilen veya uygulanan hali. Biraz da bir yandan da bunu, yani dediğim gibi böyle üçüncü dünyacılığa falan savrulmadan bunu da paralel bir sorgulama olarak yapmamız lazım. Son zamanlarda bütün ağırlık, hatta dün bir yorumcudan duydum, işte tek adam rejiminin sonuçları bunlar. Tek adam rejiminin gerçekten de korkunç sonuçları var. Ekonomik şeyleri de var tabii, yani işte Merkez Bankası bağımsızlığı falan. Girdiğimiz çıkmazları katmerli hale getiriyor, pekiştiriyor. Ama tek adam rejimleri değil, demokratik rejimlerde bu ekonomik modelle sıkışıyorlar. Ekonomik modelin kendisi, yani şimdi şunu demek istemiyorum, gençlik günlerimizdeki, ama bunu biraz hatırlamamız lazım. Yani böyle bir bağ da var. Kapitalizm, daha doğrusu işte hiç şey yapılmamış, körü körüne uygulanan kapitalist modeller aslında demokrasinin de düşmanı. Bunu da düşünmek lazım. Bu dünya ölçeğinde de 90'lardan sonra giderek daha az gölgelenen, sığ, işte sol yaklaşım olarak kötülenen bir bakış açısı oldu, ama bunu hatırlamak lazım. İktidarı eleştirmeyi bırakmadan. Peki sizce şimdi sosyal adalet işte talebi var Türkiye'de, özellikle işte gençlerin gelecek kaygısı var. Sizce geri dönülemez bir noktada mı Türkiye açısından, yoksa hala dediniz ya hani her şey sıfırdan başlamak çok zor. Dünya başka bir noktaya gitti. Ama kaynakları adil ve eşit dağıtmanın hala bir yolu var mı? Ya da kaynak üretmenin, kaynak yaratmanın, yani Türkiye öyle bir noktaya geldi ki işte en ufak bir sorunda. Ben mesela yani en fazla ham ayçiçek ya ithal eden ülkeymişiz. Ben bunu Rusya-Ukrayna Savaşı başladıktan sonra öğrendim. Bundan haberim yoktu. Yani ayçiçeğinin bizde bu kadar az olduğu ya da talebin bu kadar fazla olduğunu da bilmiyordum. Yani talep de fazla belli ki, sadece az olması değil. Bir yerden başlanabilir mi? Çok mu geç kaldık? Bunun sembolik örneği hiçbir zaman geç kalınmaz. Yani ben böyle hani sıfırdan sanayi toplumu olalım falan gibi bir takım tezler var, onlar açısından söyledim. Yoksa artık geri dönülemez bir yoldayız, yani böyle mecburuz, kaderimiz bu manasında söylemedim. Tabii ki daha adil, sosyal adaleti dikkate alan ekonomik politikalar izlemek her zaman mümkün. Giderek zorlaşıyor. Tabii ülke ekonomisi tamamıyla iflas ettiği bir noktada kamu harcamalarına ayıracak paranız iyice kalmıyor. Zorlanıyor yani. Bu tercihi yapsanız da bu mevcut geçtiğimiz 20 sene ve özellikle son yıllardaki bu kamu kaynaklarının tamamıyla önce özelleştirmelerle savrulması, ucuza kapatılması, ondan sonra yine işte yandaş bir takım müteahhitlere, çevrelere arpalık olarak dağıtılması ve sonra da ekonomiyi devizi kontrol edebilmek için bir de ayrıca döviz rezervlerinin eritilmesiyle kamu harcamalarına, yani daha böyle sosyal demokrasi yönünde atılacak adımların kaynakları büyük ölçüde kurutuldu. Böyle bir problemimiz var. Ama dediğim gibi yani bu da bir siyasi tercihtir ve her noktada bu yönde de siyasi adımlar atılabilir. Nitekim en böyle işte aman sakın işte bir daha böyle aklımıza bile getirmeyelim sosyal demokrasi, refah devleti falan gibi modelleri diyen gelişmiş batılı ülkelerde de yavaş yavaş mecburen tekrar bu fikirler başka bir şekilde gündeme gelmeye başladı. Şimdi bakın Fransa'da Macron en fazla böyle hani Fransa'da da çok sistem hantal. İşte bu Avrupa ülkeleri işte şeyden de en başta İngiltere sosyal devletten, o çok erken şey yaptı ve neoliberal ekonominin ilk işte Thatcher'ın 80'lerde yükselmesiyle sosyal devletin yok edilmesi gündeme gelmişti. Fransa bu açıdan çok gecikmiş. İşte bunu başaracağız ve artık yani böyle bir esnek işte devlet kontrolü, kamu harcamalarının darboğazında olmayan bir ekonomi vaat
gelecekçe vaat ediyorum dedi Macron. Tamamıyla bir neoliberal ekonomik modeli öneriyordu. Sonuçta ne oldu? Pandemi oldu ve Fransa mecburen, pek çok ülkede olduğu gibi, mecburen kamu harcaması yapmak zorunda kaldı. İşte aşıları eninde sonunda devlet dağıtıyor. Pandemi için alınan önlemler sonunda kamu harcaması demek. Ha demek ki yani bu tür bir toplum tasavvuru zaten mümkün değil. Pandemide bu bir kez daha görüldü. Bu artık böyle bir ideolojik tercihin ötesinde. Siz böyle piyasa ekonomisi, işte kar maksimizasyonu, önemli olan kar kara ulaşmak prensibiyle yola çıktığınızda bu mantık hem sosyal adaletsizlik yaratıyor hem de fevkalade durumlarda, ki bunlar sıklıkla olabilir, sadece pandemi değil, işte savaş ekonomisi olabiliyor. Dünyada işte bir takım çatışma, gerilimlerden dünya piyasalarını bunlar etkileyebiliyor. Dolayısıyla bir toplumun hani ideolojik tercihler, vicdani tercihler bir tarafa, yoluna devam edebilmesi için mecburen bunlar tekrar gündeme geliyor. Ve geldi özellikle pandemi dediğim gibi dolayısıyla. Tabii ki yani bunları alternatif bir siyaset, ekonomi, politik kurmak, düşünmek, önermek için hiçbir zaman geç değil. Fakat dediğim gibi çok zor bir hale geldi. Ayçiçek yağı meselesinde de şimdi Özal dönemi şeydi, semboldü. Demin lafa öyle başladım galiba. Çünkü o zaman da işte meşhur bir muz benzetmesi vardı. Özal demişti ki bizde Anamur'da muz yetişiyor ya. Tabii bizim muz yani iklim olarak yani bizim muz üreticisi olacak bir ülke değiliz. Ama işte ülke içerisinde işte muzlar Anamur'dan geliyor falan, çok pahalı. Ya elin oldu işte dışarıda, işte tropikal ülkelerde filan son derece ucuz. Bu kadar ucuzken muz dışarıda, biz niye şey yapalım? Bu irrasyonel bir şey. Şimdi bu mantığa devam ettiğinizde hiçbir şey üretemez hale geliyorsunuz. Yani hiç verimli olmayan alanlara yatırım yapmak manasında demiyorum ama yani bunun ucundan tuttuğunuz zaman işte sonuç itibariyle de diğer maddelerde arpa bizde çok pahalıya mal oluyor dışarıdan. İşte ayçiçek, canım bu kadar işte şeye maliyete ve zaten işte kısıtlı üretim oluyor, yetmiyor. Hayda dışarıdan falan diye bu böyle bir zincir olarak bugüne kadar geldi. Ayçiçek yağı konusunda da ben bakıyorum yani daha tuzu kuru çevreler bu ayçiçek yağı merakını çok fazla anlayamıyorlar. Ama takdir edersiniz ki sınırlı geliri olan insanlar yemeklerini en ucuz sıvı yağlarla yapıyorlar. Ve bu arada ayçiçek yağı ile yapıyorlar. Zeytinyağı pahalı. Tereyağı söz konusu bile değil zaten. Ve insanlar 4-5 kişilik aileler geçindiriyorlar. Ve sofralar kuruyorlar. Her öğünde bir yemek çıkacak. Ve o yemek bir yağla yapılacak. Temel maddelerden bir tanesi değil mi yağ? Dolayısıyla tabii bizim çevremizde ben yakında eşten dosttan da çok duyuyorum. Nedir ya bu bizim milletimizin yağ üşüştüler filan diye. Tabii yani bizim mahallelerde işte zaten veganlık da moda, işte Brezilya'dan gelen ceviz yeniliyor, işte öbürü o nasıl bir vegan mantıksa, nasıl çevreci bir mantıksa. Dolayısıyla insanların çoğunluğunun temel ihtiyaç maddelerinin ne olduğu konusunda bir unutkanlık var. Son olarak Kemal Kılıçdaroğlu yarın Diyarbakır'a gidiyor. Kadınlar, gençler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelecek. Sloganı şu: kadim şehre, kadim birliktelik için geliyoruz diyor. Bir helalleşme çağrısı da olmuştu geçtiğimiz aylarda. Kemal Kılıçdaroğlu bir kere daha gitmek istemişti ama sanırım farklı bir program olmuştu. Kar yağışı nedeniyle mi ertelemiş, tam hatırlamıyorum. Yani aslında bu program yeni değil. Bir ay önce falan bir tekrar gidecekti, açıklanmıştı ama gidememişti. Yarın nihayet sonuçta gidiyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz helalleşme çağrısıyla birlikte? Ve tabii ki Kılıçdaroğlu'nun bir muhalefet lideri olarak Diyarbakır'a gitmesinin anlamı ne ki? Siz aslında muhalefetin kitlesini Kürt sorununda en azından düşmanlaştırmama konusunda dönüştürmekte zayıf kaldığını söylüyorsunuz. Evet. Sözü size bırakayım, buyurun.
Bu da yani ne yapılsa kârdır diye düşünen insanlardan biriyim. Aa, onu geçmişte yapacaktın. Bu söylendi filandan ziyade Diyarbakır'a her gidiş iyidir diyorum. Orada söyleyecekleri önemli tabii. Yani ne kadar yeni bir dil kullanılacak, ne kadar daha somutlaşacak yani CHP'nin Kürt meselesi konusunda Diyarbakır'da söyleyecekleri biraz daha netlik kazanacak. O yüzden onu gittikten ve oradaki konuşmasını ve görüşmelerini yaptıktan sonra daha iyi göreceğiz. Ama baştan işte ya dediğim gibi işte ya geçsinler bunları, biz onları biliyoruz zaten, bir şey yapacakları yok falan tutumu doğru değil. Ne zaman olursa olsun, ne şekilde olursa olsun Diyarbakır'a gidişler iyidir. Bu yönde verilen mesajlar iyidir, olumludur. Biz sadece bunların daha altını doldurulmasını ve daha sıklıkla yapılmasını talep edebiliriz. Yani yoksa muhalefet çok zayıf kalıyor falan diye her yapılan edilen şeyi de küçümsememek lazım veya önünü kesmemek lazım. Tam tersine daha desteklemek lazım. Bugün galiba hiç savaşa vaktimiz kalmadı. Zaten çok da fazla konuşuyorduk. Değil mi Ukrayna? Evet, yaklaşık 2-3 haftada bizim gündemimizdeydi. Evet, ama herkesin de gündeminde ve tabii bizim yani konuşsak da konuşmasak da yani sürekli en çok izlediğimiz konu o. 2-3 dakikamız varsa bir şey hatırlatayım orada. Buyurun lütfen. Daha önce sizinle yaptığımız işte programlarda da en başta bahsetmiştik hatırlarsanız. Orada bir ABD'nin stratejisi, bir iç savaş yaratma stratejisi diye hatırlıyor musunuz? Gayet iyi hatırlıyorum. Başka örnekler de vermiştiniz. Suriye, Afganistan, Bosna'ya kadar gider bu tartışma dediniz. Evet. Ve nitekim gerçekten de şimdilerde çok açığa çıktı ve çok gündeme geliyor. İşte evet, Ruslar da işte paralı asker gönderiyor falan diyorlar ama o da gönderiyor, bu da gönderiyor. Sonuç itibariyle gideceği artık bu bir strateji haline dönüşmüş vaziyette ve dünyada çok tehlikeli bir gidiş bu. Yani Ukrayna'nın da ötesinde daha önce olan şeyler, dediğimiz gibi Afganistan'da, hem bana sorarsanız Bosna'da da oldu. Onu kimse tartışmıyor ama sonuç itibariyle bunun artık açık ve net bir strateji haline geldiğini görüyoruz. Bu çok riskli, çok yani insanlık açısından tehlikeli bir gidişat. Ve de diğer taraftan göç meselesini de birlikte düşünmemiz gerekiyor. Şimdi bakıyoruz son gelen haberlerde ne var? İnanılmaz muazzam bir dışarıya doğru göç ve içeriye doğru gönüllü adı altında işte paralı askerler, işte istihbarat örgütü elemanları, her iki tarafında belli ki. Ve geldiğimiz nokta itibarıyla işte herkes kendi gönderdiğini işte şey yapıyor, gönüllü. Onlar işte biz şeye işte halka destek olacaklar falan diye meşrulaştırmaya çalışıyor. Öyle bir noktaya geliniyor ki artık neredeyse ülkelerdeki sivil vatandaş dışarıya göçmen olarak çıkıyor, çareyi burada buluyor. İçeriye dışarıdan birileri geliyor ve o ülkeyi savaş meydanına çeviriyorlar. Yani bunun artık yani göç meselesini de biz bundan ayrı bir şekilde düşünemeyiz. Ne yapsın sivil insanlar? Orada mı kalsın değil ama bu artık bir strateji haline geldi. Ve kaçabilir. Bir de ayrıca tabii ki bütün ülkenin boşalmasına imkan yok. İmkanı olan, kaçabilen azın sayıda insan ki bunlar gittikleri ülkeler için çok sayıda insan teşkil ediyorlar ama sonuç itibariyle çoğunluğu nüfusun olduğu yerde oturuyor. Ve böyle bir değiş tokuştan sonra bu ülkeler, bu alanlar, bu coğrafyalar savaş meydanı haline geliyor ve ondan sonra tabii çok trajik sahnelerle karşılaşıyoruz. Bunun bir strateji haline geldiğinde hatırlamamız lazım ve Ukrayna'da bu iyice ortaya çıktı. Yani daha önceki örneklerden ve bu göstere göstere yani herkes işte görüyor, daha Ukrayna daha önce bahsettik, başbakanın işte dışarıdan gelenleri işte şey yapacağız, vize sormayacağız şu bu filan diye de böyle iyice körükleyici açıklamalarıyla beraber iyice ortaya çıkmış bir strateji oldu ve bu böyle de bir acil durum meselesi değil, daha öncesinde dile getirilmiş. Yani Rusya işgal etmeden de Rus işgali tehdit olduğunda yani şeyde batıda bu tür senaryolar konuşuldu. İşte bu zaten Rus ordusuyla Ukrayna ordusu baş edemez. Gerilla savaşı olacak. Gerilla savaşı olunca da
İşte bununla tahkim etmek lazım diye. Zaten başka türlü bu kadar fazla Ukrayna'ya silah gönderilmesinin ne şeyi var? Yani askeri bir destek yok. Habire silah gönderiyorsunuz. Sivilleri askere almış oluyorsunuz. Bu arada da tabii ki Putin'in propagandası gibi bir neo-Nazi rejimden, o da kendi işgalini meşrulaştırmak için neo-Nazi rejimi diyor. Ama sonuç itibariyle ülkeleri 3-5 bin tane kemik, çekirdek, milis alt üst hale getirebilir ve de iç savaş ortamı yaratabilir. Ukrayna'da olan aşırı sağ örgütler de ağır bir şekilde silahlandırılan, daha da desteklenen bu militan aşırı sağ örgütler de Batı tarafından işte Rus işgaline karşı meşru işte müdafaa falan diye temize çıkarılıyor. Bir de işin içerisinde böyle bir şey var. Ve dediğim gibi yani kısacası bir iç savaş çıkarma stratejisi oluştu artık dünyada. Bunu da hatırlayalım yani bu haftanın gelişmelerinden biri olarak daha sıklıkla daha fazla, iyi ki daha fazla konuşuluyor. Nuray Mert, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet, Nuray Mert'le soru cevap programının bu haftalık sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın. Hani ıssız bir yoldan geçerken, hani bir korku duyardıysan, bir şarkı söyler içinden. İşte öyle bir şey, hani yıldızlar yanıp sönerken, hani bir yıldız kayar da insan. Hani bir telaş duyar ya birden. İşte öyle bir şey. Şarkıları korkuyla değil, coşkuyla söyleyeceğimiz günler gelene kadar vazgeçmeyeceğiz. Çünkü kadın olmak böyle bir şey.